Toprağı gördün mü? Nerede? Biraz önce çıktı efendim. Nereye gitti? Söyledi mi gittiği yeri? Bir şey söylemedi. Vallahi. Peki dönecek mi? Tabii döner efendim. Yani bir işi olduğunu söyledi ama bitirip dönecektir muhakkak. Peki tamam. Kızım nasıl? İyi efendim. Mışıl mışıl uyuyor. Tamam sağ ol. En yakın zamanda boşanacağız. Ne demek boşanacağız? O adamla aramda hiçbir şey olmadı. Gördüklerin dışında. Zaten ondan sonra da görüşmedim bile. Mesele bu kadar basit değil Zümrüt Hanım. Bana gene yalan söylediniz. Tam size itimat edebileceğimi düşünürken güvenimi sarstınız. İçinde saygı güven olmayan bir izdivacı sürdürmem mümkün değil. Eğer söz konusu olan güven ve saygıysa, ben kocamın ölümüne sebep olan adama güvendim. Ona teslim ettim kendimi. Demek ne kadar derine gömdüğümüzü düşünürsek düşünelim, geçmişten yakamızı sıyıramıyoruz. En iyisi yollarımızı ayırıp bu yükten ikimiz de kurtulalım. Şimdi müsaadenizle. Bebeğimiz ne olacak? Aa, çok hoşsun oğlum ya. Anne yeter. Komik bir şey söylemedim ben. Demek baban Ece ablanın odasına girdi, öyle mi? Tamam. Sustum. Ay sadece sinirlerim boşaldı. Oğlum. Bak. Babanla Ece ablan uzun zamandır aynı şirkette çalışıyorlar. Arkadaş olmaları çok normal. Üstelik aynı evde yaşıyoruz. Ama sabah beraber çıktılar diyorum. Oğlum aynı yere gidiyorlar. Gayet normal. Ne var bunda? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ece ablam benim sadece kuzenim değil. Aynı zamanda arkadaşım da. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Yok, baban yapsa Ece yapmaz. Tamam anne. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Oğlum niye kızıyorsun ki? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Baban Ece'ye bakmaz bile. Anladık. Dalga geçmeye gerek yok. Ama oğlum sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben dalga geçtiğim için gülmedim ki. İçin rahat olsun bebeğim. Aralarında hiçbir şey yok. İnşallah haklısındır anne. Eminim. Allah'ım of! Trafik değil, mahşer yeri. Can alıp verdim evin yolunu bulana kadar. Ah oğlum! Ne oldu oğlum? Bulabildin mi? Konuştun mu Toprak'la? Yok anne, nerede? Burada da değilmiş. Dışarı çıkmış. Telefonlarımı da açmıyor zaten. Delireceğim yemin ediyorum. Ayşe'ye soralım, o biliyordur nerede olduğunu. Sordum Ayşe'ye. Dışarı çıkacağım, geleceğim demiş.
Ayşe de şüphelenmemiş halinde, bir şey yokmuş yani. Oh, şükürler olsun. Demek kafasını dağıtmak için yürüyüşe falan çıktı kızcağız. Öyle mi diyorsun? Ama telefonlarımı açmıyor. Geri gelir mi? Tabii gelir oğlum. Evladım, bir kere toprağın mizacı yumuşak. Öyle bağırıp çağırıp içindekini dışarı atamaz o. Yalnız kalıp biraz hazmetmeye çalışıyordur. Bırak oğlum, kendi haline kalsın biraz, otur. Ben de dışarı çıkıp arayacaktım onu. Nerede arayacaksın oğlum? Park bahçe mi gezeceksin bu saatte? Bırak, kendi haline kalsın biraz. Annene kulak ver, otur şuraya, bekle. Gelince de al karını karşına konuş. Benim Yeşim Hanım. Gelmedi mi daha? Henüz gelmediler. Hem sizden boşanacağım hem de bu çocuğu doğuracağım, öyle mi? Evet efendim. Ben bu çözüme sevinirsiniz sanmıştım. Nitekim bebeği çok istiyordunuz. Üstelik o küçücük canın aramızdaki meselede hiçbir günahı yok. Siz şaka mı ediyorsunuz? Artık kocam olamayacak bir adamın çocuğunu neden doğurayım hayatımı riske atarak? Hem de sağlığımı tehlikeye atarak. Ne tehlikesi, ne riski? Yoksa yaşanızı mı kastediyorsunuz? Bunun benim için ne kadar zor olduğunun farkındasın herhalde. Boşanalım demeden önce durum buydu Zümrüt Hanım. Bütün buna müsait hallere rağmen bu bebeği doğurmaya kararlı olduğunuzu sanıyordum. Öyleydi. Çünkü bu bebeği birlikte büyüteceğimizi düşünüyordum. Hep yanımda olacağını. En önemlisi de bu mutluluğu birlikte tadacağımızı. Amacım annelik olsaydı, çok şükür o duyguyu bana tattıran iki tane evladım var zaten. Ben fikrimi söyledim. Bu bebeğin doğmasından yanayım. Ama nihai karar sizin tabii. Necip. 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 Allah kahretsin. Uzamadı mı? Ah be oğlum, kadın halinden anlamıyorsun hiç. Bir kere kızcağız bebeğin hayatınızı nasıl değiştireceğini bilmiyor. Üstüne üstlük bir de durumu ondan sakladığını öğrendi. Tabii dünyası başına yıkıldı kızcağızın. Bırak biraz kendini dinlesin, uzaklaşsın. Bırak. Umarım
korktuğum kadar uzaklaşmamıştır. Ay oğlum, biraz yüreğini ferah tut ne olursun. En kötüsü senin başına mı gelecek hep? Hem gidiş öyle bir gidiş olsa elinde bavulu falan olmaz mıydı çocuğum? Ayşe! Ayşe! Buyurun efendim. Kızım, Toprak ablan evden çıkarken elinde bavulu falan var mıydı? Hayır efendim. Ah, gördün mü işte. Yalnız ben Toprak Hanım'ın çıkışını görmedim efendim. Çınar nereye? Geliyorum anne. Oğlum! Allah'ım sen korktuğumuzu verme başımıza. Allah'ım sen korktuğumuzu verme başımıza. Allah'ım Allah. Yüzük hep burada kalsın. Ölene kadar çıkarma, tamam mı? Tamam. Çıkartma. Bütün eşyalarını almış. Bir tek bu yüzüğü bırakmış anne. Anne nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Ürgüp'e gitmiş olmasın? Ay, ay başım gene. Hemen Yusuf'u ara, o biliyordur nerede olduğunu. Ara oğlum, hemen. Kızım, sen bana şu tansiyon aletini getir. Başım hafiften zonklamaya başladı benim. Allah yardımcımız olsun. Oh. Ara sana oğlum, Yusuf'u ara, Yusuf'u. O biliyordur, hadi. Peki, arayayım. Of. Of Allah'ım, ver kızım, ver. Ver. Ay. Ay. Şu Azerilerle anlaşmayı imzalarsak bir haftalığına Azerbaycan seyahati yapmamız gerekecek. Evet. Ve harika olacak. Sen de kaçma kovalamacı oynamadan bütün günü beraber geçirebileceğim. Öyle heyecanlıyım ki. Daha kesinleşmesine bir iki gün var ama ben şimdi hazırlık yapmaya başladım.
Mehmet. Ya Reyhan da gelmek istemez değil mi? Yani artık şirkette çalışmadığına göre. Yok canım, ne alakası var? Hem zaten istemez o. Avrupa seyahati olsa kaçırmazdı. Ama o tür yerleri sevmez. Sen olduktan sonra bana her yer aynı. Hadi yürü hadi. Bütün eşyalarımı topla kızım. Eski odama taşı. İyi ama o odayı Ece Hanım'a vermiştik. Ha tamam. O zaman İkbal Hanım'ın odasına taşı. Şimdilik orada idare edelim. Sonra bir hal çaresine bakarız. Baş üstüne Necip Bey. Bitirince gel bana haber ver. Çalışma odasındayım. Tamam efendim. Eyvallah. Tamam kardeşim, sağ ol. Haberi var mıymış Yusuf'un oğlum? Topraktan konuşamadık zaten. Canı burnundaymış çocuğun. Bari nişanlısına sorsaydı. O biliyordur, ablası değil mi Toprağın? Nişanı atmışlar. Neden? Bilmiyorum anne. Ama bu haber benim de canımı çok sıktı. Neden oğlum? Tamam, iyi olmamış da sana ne Yusuf'un ayrılmasında? Üzüldüm anne, öyle söyleme. Yusuf'un da sesinden böyle çok üzülmüş çocuk. Her şey nasip kısmet, vardır bir hayır. Sen onu bırak şimdi, ne yapacağız onu söyle. Bir şey geldi de. Bu akşam bizden başka kimse çıkmadı galiba. Yeşim sabahtan beri ortalıkta yok. Kerem inmeyecekmiş. Yusuf da erkenden iyiydi. Necip abiyle Zümrüt Hanım? Onlar kavgada doymuştur. Bence yemeğe yer kalmamıştır. Kavga mı? Ne oldu yine? Abim Zümrüt'ü boşamaya karar verdi. Ciddi misin? Evet. Vay be. Büyük aşk başladığı gibi aniden bitti desene. Bence bu hikayenin sonunu yengemin yokluğu hızlandırdı. Bebek ne olacak peki? Ne bileyim. Necip abi böyle bir karar verdiğine göre onu da düşünmüştür herhalde. Aşkım, bence en doğrusu bu. Şu teyzesi Sultan'ın numarası olsa onu arar öğrenirdim de. Ay aslına bakarsan Nedret halan biliyordur ama ben şimdi onu arayıp soramam ki malum. Hani zaten o da benimle konuşmak istemez. Hamiyet Hanım'ı mı arasam acaba? Belki o biliyordur. Yok anne, karıştırma şimdi. Milleti ayaklandırmayalım boşu boşuna. Hem zaten daha Ürgüp'e gidip gitmediğini bilmiyoruz ki. O da doğru ya. Ay ne yapacağız oğlum, böyle elde el başla oturup bekleyeceğiz miyiz bir ses versin diye? Oğlum, belki de hala buralardadır. Hani ne bileyim, bir eşi, dostu, ahbabına gitmiştir belki ha? Doğru. Yani yarın sınavı vardı onun. O kadar çalıştı, emek harcadı. Herhalde bunları bırakıp gitmez. Yani gitmez diye düşünüyorum. Of Allah'ım, hiçbir şey düşünemiyorum anne. Oğlum sakin ol. Bak salim kafayla düşün. Hiç böyle ne bileyim bahsi geçti mi aranızda? Sana bahsetti mi böyle bir tanıdığından, ahbabından falan buralarda bir yerlerde, İstanbul'da?
Evet. Galiba bir akrabası vardı. Amcası mıydı neydi? Bahsediyordu Toprak. Ben onu bulmaya gidiyorum. Dur oğlum. Ay. Ay Allah'ım sen oğluma mukayyet ol. O yeşim kulunu da sana havale ediyorum Allah'ım. Ayşe. Ayşe bir bardak su getir kızım. İsmi soracağız zaten. Tamam 5 numaraydı değil mi? Sen dur ben bir soru geleyim. Reyhancığım gelince anlatacağım hayatım. Şimdi konuşalım. Tamam. Hadi ben de tutayım ben. Abim bakar mısın? Merhabalar. Şu adresi arıyorum da tarif edebileceğim. Hocam bir ileri direkt devam edin. Evet. Sağ köşeye dönün orada hocam. İlk sağdan mı? İkinci sağdan. İlk sağdan. Işıkları orada. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yakınız hanım kadarıyla. E hadi gidelim o zaman. Dur bekle burada. Önce şunları iç bakalım. Sen olmasan aklıma gelmezdi hiç. Farkındayım yeşim. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama asma artık suratını. Bak ağrın var mı? Ya da kanaman falan. Sen yanımdasın ya. Her şey çok iyi benim için. Hadi. Tamam Ercan, sen hangi savcıymış öğrenelim. Dava dosyasını da sen bir gözden geçir yeniden. Bu davayı mutlaka kazanacağız, tamam mı? Tamam, ben seni arayacağım. Kusura bakmayın Zümrüt Hanım. Önemli bir telefondu. Rica ederim. Ama burada bulunma sebebimiz çok daha önemli. Bir şey danışacaksanız sadece kahve alayım. Yok ama söz konusu olan bir davaysa öğle yemeği alacağım. Çok hoşsun. Her dakikan para değil mi? O zaman yemeğinizi seçin. Çünkü yılın davası için buradayız. Ben çıkıyorum. Hele dur biraz bekle. Şunu bitireyim. Ben seni götürürüm hastaneye. Gerek yok. Beni araba gelip alıyor. Bana bak. Bu kız niye gitti köye? Ya bin kere mi söyleyeceğim? Kocasıyla yüz yüze gelmek istemiyor. Ama o zaman küslük fazla sürer. Bak evlilerin arasını bulmak sevaptır ha. Kız görmek isterse kocasını görür. Sakın aralarına gireyim deme. Ha bana bak. Çınar gelirse ağzından bir şey kaçırma. Onlar barışamazken ikimizin arası da bozulur. Ona göre. Tamam tamam tamam. Ne. Gene ne unuttun? Merhaba. Ha? Kızım sen misin? Hayrola? Nasılsınız amcacığım? Vallahi
Toprağı çok üzdünüz. İyi değilim pek. Duydum. Ben de üzüldüm sonra. Üzülüp peşi sıra geldiğine göre toprağı geri götüreceksin ha? Götüreceğim. Nerede, kendisi içeride mi? Bir konuşsam, ikna etsem. Yok, köye gittim. Öyle mi? Nerede bu köy? Şimdi indim. Sonra arayacağım tekrar seni. Tamam. Müsait değil mi? Merhaba Hilal'cim. Merhaba. Çınar yok mu? Çınar Bey bu sabah Ürgüp'e gittiler. Tamam canım, sağ ol. Günaydın Reyhan. Merhaba yenge. Neler oluyor? Çınar Ürgüp'e gitmiş, haberin var mı? Ah kızım sorma. Dün geceden beri neler oldu bir bilsen. Bu olaylar yüzünden toprak aldı başını gitti kızım. Çınar da onun peşinden gitti. Şayet bu davayı kazanırsak tarihe geçeriz ümit. Camianın en iyi boşanma avukatı olduğun için seninle çalışıyorum Okan'cığım. Böyle tarihi davalara imza atmaktaki merakını biliyorum. Peki, söyle bakalım. Yılın en önemli, en pahalı davasını kazanmaya hazır mısın? Kaybetmek hiçbir zaman tarzım olmadı Sümit Hanım. O zaman başarıyı için. Alo. Sultan Hanım, ben geldim. Konağın önündeyim. Tamam, bekliyorum. Beyim. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Ama konağa girmek istemiyorum. Kimseye daha da anlatacak halde değilim. Hoş gelmişsin de toprağı bulmak için daha çok yolun var. Senin yola düştüğünü öğrenince İzini kaybettirmek için köye gitmiş. Hangi köye? Onu söyleyin yeter bana. Gel. Abi. Reyhan, hayırdır, neden geldin? Çınar'la konuşacaktım ama Ürgüp'e gitmiş. Allah Allah, nereden icap etmiş? Ben de yengemi aradım. Meğer neler olmuş? Ya söylesene, ne olmuş? Şu Yeşim var ya, bebeği aldırmamış. Hala da hamileymiş.
insan kocasını bırakıp gezmeye mi gelirmiş? Onun işleri vardı. O yüzden gelemedi. Duyduk maşallah pek bir zenginmiş enişte bey. Hem memleketlimizmiş. Gözü gönlü dokmuş. Sen de pek güzelsin amma maşallah bebek gibisin. Allah nasıl da yüzüne güldü kız. Nazarlar değmesin inşallah. Burada işte. Hadi gel konuşalım hemen. Bak yeşim, yanlış anlama ama buraya sırf seni yalnız bırakmamak için geldim. Eğer oraya gidersem kocana dön, bu iş burada bitsin derim. Çünkü ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. İyi peki. Kaç ayın kaldı? 4 ay. Toprak. Yeşim. Niye geldin? Ne işin var burada? Benim seninle konuşmam lazım biraz. Bize izin verir misiniz? Bize de gel Toprak. Kaynanam gönül koyar vallahi gelmezsen. İyi görünüyorsun. Değilim aslında. Doktorumla beraber geldim. Bir şey olma ihtimaline karşı. Ne istiyorsun Yeşim? Derdin ne işim onu söyle. Haklısın. Uzatmayacağım. Çünkü hiç gücüm de yok. Çınar geliyor. Bu böyle beklemekle olmaz. En iyisi ben İkbal Hanım'ın yanına gideyim. Hem fikir telakkisinde bulunuruz, hem de Çınar'dan haber gelirse belki haberim olur. Bence de abi. Gel. Necip Ilgaz mı efendim? Buyurun benim. Siz avukat Okan Güngör değil misiniz? Evet efendim. Müsaitseniz bir çayınızı içmeye geldim. Hay hay buyurun. Konu biraz önemli. Necip Bey'le yalnız görüşmeniz mümkün mü? Tabii ben kardeş oluyorum. Rahatça konuşabilirsiniz. Üzgünüm ama prensip gereği iş konuşmalarımı sadece muhatabıyla yaparım. Ya.
$50 milyon tazminat mı? Dediğini kulağın duyuyor mu senin? Müvekkilimin talepleri bu doğrultuda Necip Bey. Çıldırmış mı bu Zümrüt Hanım? Aslında bununla da kalmıyor taleplerimiz. Aynı zamanda şirketteki hisselerinizin yarısını da talep ediyoruz. Çık dışarı. Bir anda böyle bir meblağı duymak gerdi sizi, farkındayım. Şayet isterseniz müvekkilimle görüşüp bir miktar indirim yapmasını talep edebilirim. Hemen dışarı çık. Peki nasıl istersiniz? O halde mahkemede görüşürüz Necip Bey. Tamam mı? Gidelim mi? Gidebiliriz. Dur. Çınar bu. Hemen dönüp gelelim ileride. Toprak. Toprak. Toprak dur gitme. Toprak. Toprak gitme. Ne olur sırtını dönme bana Toprak. Çınar niye geldi? Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Buraya konuşmaya gelmedim zaten. Seni ait olduğun yere, evimize götürmeye geldim. Ben seninle geri dönemem. Biz birlikte olamayız. Senin artık başka bir hayatın, başka sorumlulukların var. Toprak, ben sensiz yaşayamam. Ben senden vazgeçmem. Olur sen de benden vazgeçme.